Ben sabahleyin geldim, bir hastam için gelmiştim. Ayın 4'ünde, pazartesi günü, ayın 4'ünde ben eşimi getirdim bu eğitim ve araştırma hastanesine, buraya getirdim. Damar ve cerrahi polikliniğine getirdim. Doktor muayene etti ve ultrason istedi. Ultrason için sekreter hanıma gittik. Sekreter hanım bize 24'üne, Aralık 24'üne gün verdi, 50 küsur gün randevu verdi. Ben de dedim ki 50 gün çoktur yani. Hasan da bak tekerlekli sandaledir, varisleri şişmiş. Oradaki sekreter hanım dedi variste şey olmaz, acilet olmaz dedi. Variste dedi acilet olmaz. Bilgisayar ayrılıyor, biz bir şey yapamayız. Dedi varis hastalığında acilet olmaz dedi. Bu randevu günü de ben ayrılamıyorum, bilgisayar ayrılıyor. Benim yapacağım bir şey yoktur, acilet durumu da bir şey yoktur senin hastanın. Hastam da tekerlekli sandalye yürüyecek durumda değildi yani. Sonra ben hastamı aldım, eve götürdüm pazartesi günü. Pazartesi de bugün perşembedir. Arada 4 gün geçtiğinde daha da hasta fenalaştı. Daha önce fazla yürüyemiyordu yani. Şimdi hiç yürüyemiyor yani. Adım atacak durumda değildir. Varisleri şişmiş, bacağı şişmiş bir şekilde. Ondan sonra ben bugün hastayı getiremediğim için hasta yatalak oldu. Ben kendim geldim, başhekime çıktım. Başhekime dedim ki işte biz pazartesi günü geldik. Bunlar bize 50 gün küsür verdi. 50 gün randevu vermişler bize. Benim hastamda acildir, yatalak oldu. Bu ultrason için 50 gün vermişler, bize yardımcı olmaz mısınız dedi. Dedi tamam, kim sana 50 gün verdi? Dedim orada kalp damar cerrahi bilimindeki sekreter hanım verdi. Dedi git onun yanına, beni telefonla arasın yani. Ben aşağı indim, sekreter hanım yanına gittim. Dedim başhekim yardımcısını arar mısınız falan. Biz pazartesi günü gelmiştik, bize 50 gün küsür gün görmüştük ultrason için. Hastam da yatalak oldu, acil durumu vardır. Ben sekreter hanımla böyle konuşurken baktım o doktor uzaktaki doktor bağırdı, dedi sen ne yapıyorsun dedi. Sen bizi rahatsız etme, çık dışarı dedi. Ya doktor hanım sen niye böyle, doktor bey dedim, sen niye böyle yapıyorsun? Ben şeyle, sekreter hanımla konuşuyorum, ben seninle konuşmuyorum, seni rahatsız etmiş değilim yani. Çık dışarı dedi, ben şey yaparım, başhekimle konuşurum falan. Bağırmaya çağırmaya gerek yok dedim. Hakaret etmeye bağırmaya yoktu. Ben bak sakin konuşuyorum dedim. Gene bağırdı, çağırdı, ayağa kalktı. Ondan sonra ben kalktım, bu tarafa doğru, kapıya doğru gittim. Bu arada doktor bana dedi ki, varsa şey olmaz yani. Dedi ben başhekimi ararım. Sekreter ben içeri girdim, sekreter girişte, doktor da arka taraftaydı yani. Aynı odadaydı fakat doktor odanın pencere tarafında, sekreter hanım da girişte yani, o şekilde. Ondan sonra doktor başhekimi aradı, dedi bir beyefendi gelmiş sorun çıkarıyor falan. Ya dedim ben sorun çıkardım yok, ben randevunun önüne alması için ricaya gelmişim falan. Dedi biz randevu, başhekimle konuşuyoruz telefonda. Başhekime dedi ki biz randevuyu vermiyor, randevu dedi bilgisayar ayarlıyor. Dedi randevu bilgisayar ayarlıyor dedi. Biz ayarlamıyoruz, bilgisayar ayarlıyoruz, yapılacak bir şey yok dedi. Başhekim yardımcısının yanına çıktım. Dedim işte bu şekilde bilgisayarın randevu ayarlandığını, ben hastamın aciliyetine binaen ben ne kadar rica ettim de bizde bir değişiklik olmadı. Ve üstelik de ben bağırdı çağırdı, çık çağırdı dedi falan, yüksek sesle ayağa kalktı falan, şey etti. Ondan sonra dedim ne yapalım falan. Dedi eğer hakarete maruz kaldığını düşünüyorsanız hastalıkların birimine gidip şikayet hakkınız vardır dedi. Yok, hakaret küfredici bir laflar kullanmadı. Yalnız işte bağırdı çağırdı yani, çık çağırdı falan dedi, rahatsız ediyorsunuz dedi. Çık çağırdı, rahatsız ediyorsunuz o şekilde. Ben de yani bağırdı çağırdı yani, şu anda tam hatırıma gelmiyor hangi kelimeler kullandığını, yani yalan olmasın diye ben söylemem yani. Yani fakat bağırdı çağırdı, epey bağırdı çağırdı yani. Yani onun bağırdığı gibi ben de bağırsaydım belki kafa da çıkardı yani. Hani o şekilde yani. Ondan sonra hasta haklarına gittim. Hasta hakları bana forum verdi ve ben de sizi aradım yani. Ben onlara söyledim, ben basını getireceğim. Eve de basını götüreceğim. Hastam yatalatır, yatakta yatıyor dedim. Götürebilirsiniz dedi. Mesela bundan ibarettir. Yani.